TR724 YouTube kanalında Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın Merhametsizler başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Merhamet duygusu bizi insan yapan duyguların başında gelir. İyilik diye özetlenebilecek her duygunun merhametle kurduğu bir köprü vardır. Koruma, bağışlama, armağan vermek, nezaket, alicenaplık, altruistlik, minnet, tolerans, empati gibi birçok asil ve ulvi insani duygu merhametle kesişen alanlara sahiptir. Merhametsizleşmek ve kötülük arasında da dolayısıyla bir doğru orantı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Merhamet üzerine inşa olmuş değerler uygarlık üretir. Hunharlık ve acımasızlığa dayanan değerler barbarlaştırır. Merhamet arttıkça toplumlar daha mutlu olur. Çünkü sevgi ve mutluluk da artar. Diğerlerine verilmesine karşın kendinde azalmayan, bilakis artan ender şeylerdendir merhamet. Merhametin azalması ve yok olması bir toplumdan nefreti, gaddarlığı, hasisliği, şefkatsizliği büyüyen bir kar topuna dönüştürür ve bu kar topu dev bir çığ olup o toplumu derin, boğucu, yakıcı bir soğukla yok eder. Bu yakıcı soğuk iyiliği ve güzelliği tüketir, kötülüğü ve çirkinliği önce hakim sonra da daim kılar. Merhametsizlerin toplumunda iyiler durmaz. Merhametsizlerin toplumunda iyilik olmaz. Merhametsizlerin toplumunda ruhlardaki ışığa dair ne varsa kötülüğün karanlığınca yutulur. İnsanın içine karanlık dolmaya görsün. Başkasına ve kendine zehirden başka bir şey veremeyen karanlık ruhların hayata dair neleri varsa artık ölüme hizmet etmeye başlar. Ağaçları ve ormanları, hayvanları, gölleri ve denizleri öldürürler. Yine de öldürmeye doymazlar. Merhametsizliğin en iyi dostu ölümdür. İnsanın insana zulmünün mihenk taşı merhametsizliktir. Türkiye'de merhametsizlik bir zincirleme reaksiyon gibi inanılmaz bir ivmeyle belki de geometrik artışla yayılıyor. Kötülük merhametsizliği, merhametsizlik kötülüğü besliyor. Garibe Gezer, Kandıra F tipi cezaevinde tek kişilik hücreye alınmış ve orada çok uzun zaman tutulmuş Kürt bir siyasi tutukluydu. Defalarca işkenceye, tecavüze, tacize, dayağa ve diğer sistematik kötü muamelelere uğradığına dair dilekçe verdi ama hiç kimse onu ciddiye almadı. Dün tek kişilik tecrit hücresinde ölü bulundu. Ölümüne hapishane yönetimi intihar dese de bu inandırıcı bulunmadı. Ailesi ve sevdikleri garibenin intihar edecek kişilikte biri olmadığını söylüyor. Dahası önceden vermiş olduğu dilekçeler ve bu dilekçelerdeki tecavüz ve işkence suçlamaları cezaevi yönetimini töhmeti altında bırakıyor. Düşünebiliyor musunuz? Devletin siyasi tutuklu olarak hapse attığı bir genç kadın sonrasında tek kişilik tecrit hücresine alınıyor. Onlarca tecavüz, taciz, işkence şikayetinde bulunan dilekçe yazıyor. Ne hücre cezası bitiyor, ne tecavüz, taciz ve işkence. Sonunda bir gün o berbat cezaevinin berbat deliğinde gencecik bedeni cansız, öyle yerde yatar şekilde bulunuyor. Hapishane yönetimi hiç vakit kaybetmeden intihar ettiğini duyuruyor. Garibenin cesedini bir poşete koydular. Derme çatma bir tabuta sokup öylece beklettiler. Derken ailesi, arkadaşları, sevdikleri geldi. Garibeyi omuzlarına aldılar. Üzüntülerini ve öfkelerini dile getirip bir ağızdan slogan attılar. Orada bulunan polis ve gardiyanlar, "Alın cenazenizi gidin lan!" diye bağırdı. Apar topar Kandıra F tipi cezaevini terk ettiler. Garibeyi cenaze aracına layık görmediler. Onu bir pikap kamyonetin damperine yüklediler. Cansız narin bedenini açık havada taşıdılar. Yanına damperi ailesi oturdu. Öyle yola çıktılar. Canları ölmüş, onurları ve izzetleri kırılmış, insan muamelesi görmemişliğin verdiği buruklukla ve değersizleştirilmiş olma duygusuyla o can kadın garibeyi defnedileceği yere götürdüler. Gözyaşları sel oldu. Kaldırılamayacak kadar büyük üzüntü nefrete dönüştü. Garibe, gariban bir insan oldu gibi garipçe gaybe gitti. Arkasında büyük bir sır, büyük bir neden, niçin, nasıl sorusu bırakarak son yolculuğuna çıktı. Bir pikap kamyonetin damperinde açık havada bir yolculuktu bu son yolculuk. Aynı ülkede bir başka dram. Otizmli bir kız çocuğu Rüveyda. Babacığı KHK ile hayatı karartılan derttaşlardan. Bu nedenle vatandaşı olduğu devlet hakkı olan engelli aylığını kendisine ödemiyor.
Kara Efe'ye babasını göremeden ölmeyi reva gören devlet, geçen hafta genç yargıç İbrahim Gündüz ve eşi Nurhan Gündüz'ü Ege'de karanlık sularda boğan devlet, Kodes'te meslektaşım Profesör Sedat Laçiner'i tutan devlet, Profesör Haluk Savaş Hoca'yı bağıra bağıra ölmeye iten devlet, polis memuru Mustafa Kabakçıoğlu'nu plastik sandalyede öldüren devlet, Midilli açıklarında maden ailesini boğan devlet, doçent Mustafa Çamaş'ı vincin altında ezen devlet ve toplum. Hep aynı, hep aynı devlet. Hep aynı toplum, hep aynı toplum. O kadar çok kurban var ki, o kadar insanın kanına girdiler ki, o kadar çok hak yediler, o kadar fazla hukuk çiğnediler ki, modern Türkiye tarihinde gerçekleşen en kitlesel zulümle karşı karşıyayız. Ve toplum işte orada, tam karşımızda duruyor ve susuyor. Bugün oldukça güvenilir bir kamuoyu şirketinin yaptığı anket sonuçlarına göre, iktidardaki parti olan AKP halen her 3 kişiden birinin oyunu alıyor. İnsanlar televizyondaki röportajlarda yoksulluktan yakınıyor, geçinemediklerini, hatta çocuklarını artık kuru ekmek bile yediremediklerini feryat ediyor. Asgari ücret, Türkiye tarihinin en düşük alım gücü düzeyine çakılmış. Bir röportajda çekçek arabasıyla kağıt toplayan küçücük, daha oğlum yaşında bir zavallı çocuk, kendisine ne istediğini soran muhabire eve para götürmek olduğunu söylüyor. Bir başka röportajda yaşlıca bir adam, kamera karşısında ağlayarak duvar üzerinde duran kuru ekmek parçalarını alırken kendisine ne yaptığını soranlara kuşlara vereceğini söylediğini söylüyor ve sonra gözyaşlarına boğulup eşiyle ekmeği ıslatıp kendilerinin yediğini anlatıyor. Bunlar Türkiye denen ülkede oluyor. Ve bu toplumda halen her 3 vatandaştan biri AKP'yi tercih edeceğini söylemekte. Merhametsizliğin iyiliği boğduğu bu toplum ekmekle sınanma noktasına geldi. Masumların ahını aldılar. Gariban garibeyi pikap kamyonet damperine attılar. Öğretmen Gökhan Açıkkollu'yu hainler mezarlığına gömdüler. Kara Efe'nin babasına hoşça kal demesine izin vermediler. Ölüm döşeğindeki Ayşe Özdoğan'a aylarca can çekişirken zulmettiler. Ege Denizi'ni ve Meriç Nehri'ni ülkeden ailece kaçan insanların mezarlığına dönüştürdüler. Yüz binlerce masumu kanun maddesine dayandırılamayan suçlamalarla kanıtsızca hapse attılar. Bu insanların ailelerine aile boyu zulmettiler. Yüz binlerce kamu çalışanını KYK'larla hain ilan ettiler, onları mesleklerinden ihraç ettiler. Onlara kendilerini savunma hakkı bile vermediler. Merhamet duygusu bizi insan yapan duyguların başında gelir. Merhametsizsiniz. İyilik diye özetlenebilecek her duygunun merhametle kurduğu bir köprü vardır. Siz o köprüyü yıktınız. Koruma, bağışlama, armağan vermek, nezaket, âli cenaplık, altruistlik, minnet, tolerans, empati gibi birçok asil ve ulvi insani duygu merhametle kesişen alanlara sahiptir. Hiçbiri sizde yok. Merhametsizleştikçe kötüleştiniz. Kötülüğünüz arttıkça merhametsizliğiniz daha büyük zulümlere dönüştü. Merhamet üzerine inşa olmuş değerler uygarlık üretir. Siz Türkiye'de olan son medeniyet kalelerini yerle bir ettiniz. Sırtınıza dayadığınız yegane değerleriniz hunharlık ve acımasızlık. Merhametsizler, bilin ki barbarsınız.